Evet, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz'a bu değerli açıklamalarından dolayı teşekkürlerimizi sunuyoruz ve artık Mehmet Yeşil Yeşil Yusuf Can Zeybek arasındaki baş pehlivanlık final mücadelesine kaldığı yerden biz de yorumlarımızla katılıyoruz. Evet, Mehmet Yeşil Yeşil Yusuf Can Zeybek karşısında biraz şu anda müdafaa yapıyor. Yusuf Can Zeybek boyundurukla yere indirdi oradan. Künde'ye dolanmak istedi Yusuf Can Zeybek. Mehmet Yeşil Yeşil tekten kaptı. Evet, oradan Mehmet Yeşil Yeşil'i tekrar koltuk altından tazeledi. Bir daha butladı Yusuf Can Zeybek. Evet, kıran kırana mücadele devam ediyor. Bir Mehmet Yeşil Yeşil çift kaptı şimdi de. Bir Yusuf Can Zeybek. Evet. Güreş bir anda hareketlendi ve bu hareketlenmenin sonucunda da Mehmet Yeşil Yeşil Yusuf Can Zeybek'e bastırdı ve bloke etti. Şu anda bakalım Yusuf Can Zeybek'e de yine boylu boyunca uzandığı anda aşağıdan sağdan sarma, yukarıdan da gerdanlamayla diğer iki rakibini yendiği gibi mağlup edip adını baş pehlivan olarak Işıklar Er Meydanı'nda kürsünün en üst basamağına taşıyacak mı? Yoksa Yusuf Can Zeybek usta bir baş pehlivan Mehmet Yeşil Yeşil'i avlayıp adını baş pehlivanlık kürsüsünün en üst basamağına taşıyan isim mi olacak Yusuf Can Zeybek? Can Zeybek yine kasnaktan çekti ve dengesini bozdu. Ayak bileğinden de köstekleyerek Mehmet Yeşil Yeşil'i bastırdı. Kanal 15 ekranları başındaki değerli güreş severler, Cumhuriyet'in 100. yılına yakışır kıran kırana yiğitçe mertçe baş pehlivanlık final güreşi Işıklar Er Meydanı'nda devam ediyor. Kanal 15 ekranları başında bizleri izleyen değerli güreş severler, yine final mücadelesi kaldığı yerden bez molasından sonra yine devam ediyor. Evet, işte zaman zaman Er Meydanı'nı çevreleyen sınırlar dahilinde seyircileri görüyorsunuz, güreş severleri görüyorsunuz. Sevgili yönetmenim Fatih Bedir de tabii o seyirci yoğunluğunu bir ara müsait olduğunda ekranlarımıza taşırsa da Işıklar Er Meydanı'nı dolduran değerli güreş severleri de işte görüyorsunuz. Protokol ve protokolün arkasındaki tribün heyecanla bu kıran kırana süren mücadeleyi, baş pehlivanların ortaya koyduğu mücadeleyi izliyor pür dikkat seyircilerimiz. Evet, tekten yakaladı Mehmet Yeşil Yeşil. Oradan butladı Yusuf Can Zeybek'i ve ayağa kalktı Yusuf Can Zeybek. Mehmet Yeşil Yeşil'in iki ayağının arasına ayağını geçirdi. Oradan Mehmet Yeşil Yeşil'in rahat bir oyun yapmasını engellemek istiyor. Dış kazıkla da bunu destekliyor Yusuf Can Zeybek. Evet, oradan hemen Mehmet Yeşil Yeşil'in paçasını çekti ve ayağını da takarak Mehmet Yeşil Yeşil'in dengesini bozdu. Bir anda Mehmet Yeşil Yeşil hatalanıyordu ama çabuk toparlandı. Çünkü Mehmet Yeşil Yeşil esnek bir fiziğe sahip. Thank you.
Evet, şu anda Mehmet Yeşil Yeşil paçasından yakalamıştı, oradan ters dönmek istedi Yusufcan Zeybek. Evet, güreş büyük bir coşku içerisinde kıran kırana devam ediyor ve izleyicinin de büyük takdirini kazanıyor. Yine ayakta devam ediyor. Yusufcan Zeybek yine paçaya indi. Paça iplerini ele geçirdi Mehmet Yeşil Yeşil'in. Mehmet Yeşil Yeşil de yukarıdan. Göğüs hizasından sıkmak istedi Yusufcan Zeybek ama Mehmet Yeşil Yeşil de şimdi paça iplerini ele geçirdi Yusufcan Zeybek'in. Hem Mehmet Yeşil Yeşil hem Yusufcan Zeybek dediğim anda Mehmet Yeşil Yeşil paça iplerini bıraktı. Şu anda kündeye oturdu Mehmet Yeşil Yeşil. Bakalım Yusufcan Zeybek o pozisyondan nasıl kurtulacak? Mehmet Yeşil Yeşil o pozisyonda rakibi Yusufcan Zeybek'e üstünlük sağlayıp galibiyete ulaşabilecek mi? Yusufcan Zeybek o anda o pozisyondan sıyrılıp kurtuldu. Evet, Yusufcan Zeybek sürekli paçalara inip bacağı tekten sağlı sollu dalıyordu ve o arada artık tabii o dalmaların, paçaya uzanmaların neticesinde de dengesini bozdu Mehmet Yeşil Yeşil'in ve bastırdı. Ama Mehmet Yeşil Yeşil yine diğer turlarda olduğu gibi paçadan yakaladı, butlamıştı ama Yusufcan Zeybek oradan ayağını sıyırdı, kurtardı. Evet, Yusufcan Zeybek Mehmet Yeşil Yeşil'i çift el kaslandan dizleyerek yere doğru çekti. Güreşi yere indirdi. Yerde bir oyun yapma gayreti içerisinde. Evet, Yusufcan Zeybek Mehmet Yeşil Yeşil'in arkasına dolanmak isterken bacaklarıyla boynundan geriye doğru çekerek Mehmet Yeşil Yeşil'i hataladı ve açık düşürdü. Ve ışıklar belli oldu. Yusufcan Zeybek. Diğer üçüncüler de gelsin. Süleyman Başar üçüncü. Seçkin Duman üçüncü olmuşlardır. Madalyalarını almak üzere lütfen hemen yanıma giriniz. Evet, tekrar tekrar ekranlarımıza geliyor. İşte Mehmet Yeşil Yeşil kalçasının üzerine oturduğu anda ayaklarıyla boynundan kıstırarak Mehmet Yeşil Yeşil'i geri doğru makas yaparak çekmiş, sırt aşağı yenmiş. İşte Mehmet Yeşil Yeşil buradan paçayı ele geçirmişti. Yusufcan Zeybek'in bacağını bırakmadı arkama dolanmasın diye ama Yusufcan Zeybek de ayaklarıyla boyun bölgesinden kıstırarak Mehmet Yeşil Yeşil'i kalçasının üzerinde dengesiz yakaladı, desteksiz yakaladı diyebiliriz. İşte şimdi bir kez daha ekranlarımızda arkasına geçmek için üzerinden zıplamış. O arada da tabii ki boynundan da çekerek Mehmet Yeşil